Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Azeroth sohbetlerinin bu haftaki bölümünde sizlerle birlikte geçtiğimiz günlerde bayağı ortalığı ayağa kaldıran, ortalığın çalkalanmasına neden olan bir konuyu konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Activision Blizzard bir dava süreci içerisinden geçiyor olacak. Davalık oldu. Kendi sanırım yerel senatosuna bağlı devlete ait birimlerin 2 yıllık bir araştırması, investigation neticesinde iş yerinde Activision Blizzard'ın özellikle kadın çalışanlarına olmak üzere bazı ayrımcılıklar yaptığı ve onların çalışma koşullarını onlar için zorlaştırdığına dair bir dava açıldı. Ve bu dava metni içerisinde ben bunu ilk olarak Ian Bates'in bir tweetinde gördüm. O da daha sonradan bu dava metnini yerel olarak paylaşılmış bir gazete makalesinde, bir gazeteci makalesinde görmüştü. Fakat daha sonradan da bu davanın dosyası içerisindeki şikayetlerin bulunduğu 29 sayfalık bir şey yayınlandı. Bu internete verildi. Ve hani okuyunca resmen kanınızın donacağı çok kötü. Yani zaten okumadan önce de şey diyorlar. Hani bunu kendi riskinizde okuyun. Hani içerisinde yazan şeylerden ötürü. Gerçekten hani yapmadıklarını bırakmamışlar. Öyle söyleyebiliriz. Ve oradaki insanların yaşadıkları, oradaki özellikle dediğim gibi kadın çalışanların onlara karşı yapılmış olan ayrımcı tutumlar, işte iş yerinde onlara normal haklarının verilmemesi, maaşlarında onların daha az erkek çalışanlara göre almış olması, aynı zamanda işte onlara karşı kullanılan dil, cinsel tacizler. Bununla ilgili birçok şey var zaten. En çok böyle insanın tüylerini ürperten olaylardan biri de işte hatta bir kadın çalışanın kendi hayatına son vermesiyle neticelenmiş. Onun işte çıplak fotoğraflarının Blizzard çalışanları tarafından Blizzard'ın bir çalışma partisinde elden ele dolaşması vesaireden kaynaklı bazı şeyler olmuş. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu tür olaylar kesinlikle temizlenmeli. Yani toplumsal olarak neden bilmiyorum ama yani insanoğlu olarak biz iki cinsten oluşan varlıklar olduğumuzu ne yazık ki çözümleyemiyoruz bunu. Erkeklerin kadınlar üzerinde bir baskı ya da hak edilmiş bir şey olduğunu düşünmeleri bile ataerkil kafa yapısından tutun işte bunun kendilerine hak olarak görebilip de bunu çok çok yüksek perdede kendi hayatlarında uygulamaya çalışan insanlardan tutun da böyle bu tip olaylarda her zaman için şunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor ki bizler erkekler ve kadınlar olarak sosyal, adil ve her zaman için insani olarak eşit haklara sahip olmamız gerekiyor. Bu tip davranışları ben o makaledeki şeyde okuyunca yani bu aslında etrafımızda her zaman gözlemleyebildiğimiz şeylerden oluşuyor. Bu insanlar genelde böyle bel altı espri yapıp İşte esprinin ayarı kaçınca falan işte yani özür dileyen falan. Ondan sonra böyle çok sırnaşık olan, yüz göz olan insanlarla dolu etraf. Hani bunu şirketlerde çalışırken görmüşsünüzdür. Böyle bir şey bunlar oluyor. Fakat bunlar doğal şeyler değil. Bunlar normal şeyler de değil. Bunlar IT sektöründe olan insanların başına sadece gelen şeyler de değil. Birçok sektörde bunlar insanların başına geliyor. Fakat dediğim gibi biz bir türlü yani erkekler olarak söyleyeyim kadınların toplumdaki yerlerini
içine sindirememiş olan insanlardan çok çekiyoruz ve çekmeye de devam ediyoruz. Bu Blizzard'da, Activision Blizzard'da yaşanan olaylar da çok çok kötü olaylar. Bir kere bunun öncelikle düzeltilmesi gerekiyor. Bunu peki nasıl düzeltebiliriz? Ne yapabiliriz? Biz birey olarak ne yapabiliriz? Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki herkes kendine bir çeki düzen verecek. Kendine bir bakacak. Kendi yaşayışında, kendi tarzında, kendi söylemlerinde neler hatalı, neleri yanlış yapıyoruz? Nelerde aslında bizim için çok normal gelen şeyler bir başkası için normal gelmeyebilir? Dilimizi düzeltmemiz gerekiyor. Küfürlü konuşmamamız gerekiyor. Küfürlü konuşmalarda yapmış olduğunuz her küfrün ya da işte dilimize yerleşmiş olan o küfürdeki her şey aslında bir yerde bu işleri normalleştiren bazı sonuçlara çıkıyor. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Ve etrafımızda gördüğümüz zaman da bunları, bu tip davranışlarda, tutumda olan insanları çok sert bir şekilde uyarıp gereken mercilere, gerekli şikayetleri de yapmamız gerekiyor. Yapılan kişi o anda onun şikayetinde bulunmuyor olsa bile onun rahatsızlığını duyabileceğini düşünerek bunların yapılması gerekiyor. Ve bu insanların da bir şekilde artık bu çalışma yerlerinden daha sonra da yapabilecekleri potansiyel ahlaksızlıkları önlemek için de artık tedavi olmaları gerekiyorsa tedavi yoluna gitmeleri gerekiyor. Yoksa da bunların cezaları verilmesi gerekiyor. Şahsen böyle düşünüyorum ben. Tabii bu Blizzard'da yaşanan bu olaylardan sonra yani dediğim gibi ben hiç okuyamadım bile bazı şeyleri. O kadar çok fazla şey yapılmış. Ve insanlar da artık özellikle kadın çalışanlar, kadınlar başlarından geçen kötü hikayeleri paylaşıyorlar. Burada onları cesaretlendirilmesi gerekiyor. Yaşadıkları kötü tecrübelerin aslında yani erkeklerden kaynaklanmış olan yaşadıkları kötü tecrübeleri cesaretlerini toplayıp bunları açıklamaları, konuşmaları ve bunlar konuşulurken de onları çok iyi dinleyecek bir community'ye sahip olmak gerekiyor. Çünkü insanlar çok zor şartlar altında demek ki bugüne kadar bu ortamlarda çalışmışlar ve zaten Twitter'a baktığınız zaman da hani erkek olsun kadın olsun bu insanların zorbalığına karşı artık bir direnç göstermeleri gerektiklerini biliyorlar. Bu insanları da bizim de bu tip açılımlarda kendilerini ifade etmelerinde desteklememiz gerekiyor. Bu aslında biraz hani onun tam bir İngilizce adı var. Onun Türkçe adı ne bilmiyorum ama hani frat boy culture gibi bir şey söylüyorlar. Böyle insanların birbirlerine karşı yapmış olduğu zorbalık. Bu işte cinsel istismar yönünde de bir zorbalık olabiliyor. Ya da insanların kendi bulundurdukları gücü karşısındakine bir nevi dayatma yoluna gidiyor. Onların yaptıkları işi burnundan getirme ve onları her seferinde kötü sözle veya kötü davranışla taciz etme olayı. Bu yani özellikle Amerika'da yerleşmiş bir kültür. Onların hani filmlerini, dizilerini izlediğinizde de çocukların birbirlerine karşı yapmış oldukları zorbalıklar vardır. İşte bully deniyor mesela onlarda. Fakat bu eğer işin içerisine bir de cinsiyet girdiğinde, yapıldığında bu aslında çok çok hoş olmayan, insanları gerçekten çok fazla rencide edebilecek boyutlara da ulaşıyor. Yani kişinin kendisini bulunduğu konumda güçlü görüp karşısındaki insana hem iş yaptırma anlamında ya da iş dışında bu bulunduğu mevkiyi kötüye kullanması. Böyle durumlarda da bizlerin yapması gereken en önemli şey bunlara müsaade etmeyip bunları normal karşılamamak ve size yapılmıyor olsa bile, bakın size yapılmıyor olsa bile bir başkasına yapıldığını gördüğünüzde hemen onunla ilgili aksiyon almak için
yapılan kişiyi cesaretlendirip onunla birlikte gerekli otoritelere gitmesi gerekiyor. Bizim ülkemizde de işler çok farklı gitmiyor zaten arkadaşlar, biliyorsunuz. Yani kadına yönelik şiddet olsun. Yani bunu tamam, şu an konumuz Azeroth sohbetlerinde Activision Blizzard'ın yapmış olduğu şeyler ama bizler de çok biliyoruz ki, yakından da zaten bunu görüyoruz, günlük hayatımızda da görüyoruz. İşte bu kadına şiddettir, kadına yapılan psikolojik şiddet, onları bir obje gibi görmeye çalışan zihniyetin onların üzerinde kurmaya çalıştığı bu baskı, bunlar aşılması gereken şeyler. Ve bu hani eğitimle, işte aile içerisinde verilecek eğitimle vesaire, bunlar olması gerekiyor zaten ama bizim toplum değer yargılarımız, işte ne bileyim geleneklerimiz, göreneklerimiz, geçmişten gelen şeyler, dini konular, bunların hepsi bir araya geldiğinde, harmanlandığında bizim almamız gereken çok yol varmış gibi gözükse de, görmüş olduğunuz gibi Amerika'da da insanlar hala bu cinsiyet eşitsizliğinden ve erkeklerin kadınlara olan tavırlarından hayli şikayetçi olabiliyorlar. Dolayısıyla bizim de yapmamız gereken, bunun bilincinde olarak böyle şeylere izin vermemek, böyle şeylere müsamaha göstermemek. Nasıl ki bazı şeylerde bir kırmızı çizgimiz vardır, kırmızı çizgimiz olmalıdır, bu tip konularda da artık bizim kırmızı çizgimiz olması gerekiyor. Şimdi bununla ilgili olarak söyleyeceğim bir başka şey, aslında Blizzard'ın dışarıya karşı yapmış olduğu her türlü, işte düşünceye saygılıyız, her türlü ses bizde çok önemlidir, Every Voice Matters diye onların sloganları var. Hatta sadece kadın erkek değil, aynı zamanda cinsel yönelimiyle farklılıklar kazanmış, kendi tercihleriyle farklılıklar kazanmış olan insanlara da bu gurur günlerinde, Pride günlerinde bağrılarına basan, hatta oyunun içerisinde bunların çok normal olduğunu ve aslında bunun hayatın içerisinden bir parça olduğunu gösterecek şekilde oyunun içerisine işte eşcinsel karakterler, mesela şey gibi, Feyerwind gibi, Matthias Shaw gibi, ya da işte Night Warrior'lar, onları koyması, daha sonradan işte önceki cinsiyeti farklı olup da Pelagos gibi mesela karakterleri oyunun içerisine getirerek, aslında burada bizim normalde herkesten beklediğimiz, bu herkesin eşit olduğu, saygın olduğu bu görüşü dışarıda oyuna yansıttıkları ya da komüniteye yansıttıklarını kendi içerisinde yansıtmamaları ve daha kendi içerisinde en küçük medeniyet parçası olan kadın çalışma arkadaşlarının onların bulunduğu ortamları onların istediği seviyede bırakamayacak durumda olduğunu gördük. Bu çok üzücü. Yani her şeyin lafta kalması, fakat aksiyona gelindiğinde her şeyi yerle bir ediyor olmaları inanılmaz sinir bozucu. Tabii o şeyin içerisinde, davalık konu içerisinde birçok kişinin ismi geçiyor. Bunlardan en önemlilerinden biri de Alex Afrasiabi. Kendisinin yaptıklarının, şikayetlerin, dava konusu olan şikayetler arşa dayanmış. Ben burada yayında ya da YouTube videosunda anlatamayacağım kadar kötü, anlatamayacağım kadar çirkin, benzetmeler, efendime söyleyeyim tehditler, şantajlar vesaireleri de içerecek şekilde. Ve geçtiğimiz yıllarda da biliyorsunuz zaten onun da Blizzard'la ilişiği kesilmişti. Bunun yüzünden mi kesildi tam olarak bilinmiyor. Fakat Blizzard bununla ilgili de bir açıklama şimdiye kadar da yapmış değil. Yani hani bu olaylar neticesinde dışarıya, kamuoyuna işte bununla ilgili aksiyon alınacak, gerekli şeyler alınacak, bunlar yapılacak demiş değil. Dolayısıyla Blizzard'dan da aslında gün geçmeden böyle bir açıklama yapılmasının çok yerinde olacağını düşünüyorum. Bugün bir tane şey gördüm. Blizzard
CEO'su Alan Breck kendi çalışanlarına yaşadıkları herhangi bir olumsuz bir şey olup olmadığını sorduğu bir iç yazışma göndermiş. Bu iç yazışma bir şekilde dışarıya çıkmış, bilmiyorum. Yani birinin eliyle de çıkmış olabilir. Esas kaynaklarda, yani bizim takip ettiğimiz World of Warcraft'la ilgili kaynaklarda bu metin var. Umarım bununla ilgili de gereken aksiyonlar alınır. Şimdi tabii bu olaylar çok ayyuka çıkınca, yani işte kadınlara yapılan davranışlar onların intiharına kadar sürükleyecek, onları işte aşağılayacak davranışlar içerisinde bulunulduğu ortaya çıktıktan sonra, tabii ki de community olarak ve bu oyunu oynayan, bu firmanın oynadığı oyunları seven community olarak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da insanlar bayağı ikiye bölünmüş durumdaydı. Onunla ilgili de birkaç söz söylemek istiyorum bu konuyla ilgili olarak da. Birçok insan artık Blizzard'la ilişiğini kesmek istediğini, artık Blizzard oyunlarına para kazandırmak istemediğini, bazı yayıncılar yayınlarını artık bıraktıklarını, bazı içerik üreticileri artık farklı dallara yöneleceklerini vesaire bunları söylediler. Birçoğu da arkadaşlar bunların aslında zor şartlar altında çalışan bu kadınların emeklerinin sahip çıkılması gerektiğini, onların bir rüya işi yaptıklarını, çalışmak istedikleri işi yaptıklarını, fakat bu pisliklerin diyeyim şirket içerisinden temizlenmesi gerektiğini savundu. Dolayısıyla dediğim gibi bir grup artık Blizzard'la ilişiğini kesmek, diğer grupta artık Blizzard'la ilişiği kesmemek gerekiyor. Fakat bu insanların hesap vermesi gerektiğini savunuyor. Ben de ikinci taraftayım. Yani özellikle eğer bu şeyle ilgili olarak bir aksiyon alınması gerekiyorsa, bir aksiyon almak zorunda hissediyorsak kendimizi, ki bir sorumluluk olarak öyle hissediyoruz. Çünkü bu çok çirkin bir şey, yapılanlar şirket içerisinde. Mesela geçtiğimiz günlerde Oribos'ta bir oturma eylemi gerçekleşmiş. Bazı serverlarda oyuncular Blizzard'ın yapmış oldukları bu çirkin hareketlerin ve bu dava konusu olmuş olan hareketlerden ötürü onlara kırgınlıklarını belirtmek için belli bir saatte, belli bir yerde toplanıp bir oturma eylemi gerçekleştirmişler oyun içerisinde roleplay olarak. Fakat ben şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de buna bir tepki olarak oyunu oynamayabilirsiniz. Blizzard oyunlarından elinizi eteğinizi çekebilirsiniz. Böyle bir şirket benim bir kuruşumu bile hak etmiyor düşüncesinde bulunabilirsiniz. Bu çok saygı gerektirecek bir hareket bence. İsteyen istediğini yapabilir. Tabii ki de böyle olabilir. Fakat ben şunu düşünüyorum ki, orada gerçekten çalışmak isteyen, orada gerçekten emek döken, yaptığı işi seven, bugüne kadar büyük zorluklarla belki de yıllarca böyle bir ağır ezilmenin altında çalışıp da bu dünyaya çok fazla şeyler katmış olan insanların emeklerinin bizim için yapılıyor onlar. Yani onlara zulmeden, zorbalık eden üstleri için yapmadılar bu evreni, bu hikayeleri yazmadılar. Bu art tasarımları, bu müzik kompozisyonlarını onlar için yapmadılar. Onu bizim için yaptılar. Ve şu anda Blizzard'ı cezalandırmak için böyle harekette bulunan insanlar aslında belki de Blizzard'a değil, o insanları cezalandırıyor gibi olabilirler. Ben bu konuda böyle düşünüyorum. Ayrı düşünüyor da olabiliriz tabii ki. Fakat ben bu insanların sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu insanların bulundukları ortamda yaşadıkları olumsuz tecrübelerden arındırılmaları için o insanların Blizzard'dan ayıklanması ve oranın temiz, düzgün, kadınlara eşit davranan ve onlara herhangi bir zorbalık yapmayan, onlara adaletli ve çalışma ortamlarını kadınların da erkeklerin de severek gidebileceği bir yer haline getirilmiş bir Blizzard'ın oyununu oynamayı ben tercih ediyorum ve onun olmasını istiyorum. Bunun için de ne gerekiyorsa onun yapılması gerekiyor.
Eğer herkes toptan Blizzard oyunlarını oynamayı bırakırsa, bu insanlar işlerinden olduğu gibi bununla ilgili cezalandırılması gereken insanlar cezalandırılmaz, Blizzard kapanır, yarın öbür gün Slizzard diye bir yer açılır ve bu insanlar orada da bu zorbalıklarına devam ederler. Dolayısıyla hani beni burada biraz mazur görün ama ben artık Blizzard'la ilişiğimi kestim deyip arkamızı Blizzard'a dönmek, bu insanların ekmeğine yağ sürüp bunca kötü olayı görmezden gelmeye çalışmakla eşdeğer gibi düşünüyorum ben. Ama tabii ki de saygım sonsuz onlara da. Hani ellerinden artık böyle zorbalıklar yapmış, işte kadınlara bu kadar kötü davranmış ve onları rencide etmiş ve onlara istismarlarda bulunmuş bir şirkete para kazandırmak istemiyorum diyen herkese kendi kararlarıdır. Saygı duymak lazım. Fakat genel çerçevede çok yapıcı bir aksiyon olmadığını da düşünmek gerekiyor. Bu konuda o insanların da sonuçta hem mağdurlar, hem hala ekmeklerini kazanmaya çalışıyorlar, hem severek çalışmaya çalıştıkları bir yer olabilir orası. Bizim yapmamız gereken yine oyuna destek olup ama şirkete büyük bir baskı yapıp burada içerisindeki insanları mutlaka şirketten ilişiğinin kesilmesini sağlamak gerekiyor. Dolayısıyla bu olay arkadaşlar Amerika'da sevdiğimiz oyun şirketinin başına açılmış bir dava olarak karşımıza çıkmasına rağmen buradan her birey bir ders çıkarmak zorunda. Hepimiz, ben, sen, herkes bir ders çıkartmak zorunda. Bunu unutmayın. Bizler insanız. Biz insan olarak bu dünyaya geldikten sonra bize ait iki cinsimiz var, kadın ve erkek. Biri diğerinden kesinlikle üstün değil. Kesinlikle. Biri diğerinden daha eksik, daha fazla değil. İkisi de eşit haklara sahip olacak. Kimsenin kimse üzerinde bir baskı oluşturma gibi bir şey asla söz konusu olamaz. Bu kadının erkeğe için de, erkeğin kadına için de aynı zamanda geçerli. Bizim bir arada güzel bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Ve bunu da eğer kendinize de şöyle bir bakın, kendi aksiyonlarınıza bakın, kendi dilinize bakın. Mesela oyun oynarken küfrediyor musunuz? Küfrederken hangi cümleleri kuruyorsunuz? O cümleler sizin için sadece bir küfürden ibaret olabilir ama bir şeylerin normalleşmesi adına atılmış adımlar olabiliyor bu. Yarın öbür gün bunu, ben bunu böyle yapabiliyorum, bu küfür edebiliyorum, demek ki benim bunda bir hak sahibi olabilirim şeklinde, sen böyle düşünmesen de etrafındaki cahil insanlar bunu düşünüyor. Biz neden yayınlarımızda küfretmiyoruz ağız dolusu? Bunların hepsi çünkü bir kelebek etkisiyle daha sonradan böyle kaçınılmaz sonuçlara varabilecek, onarılamaz yerlere varabilecek şeyler barındırıyor. Dolayısıyla yapmayın etmeyin. Etrafınızda da varsa bunlarda da mutlaka ama mutlaka şikayet edin, önlemde bulunun, yapanları uyarın. Kendi dilinizi düzeltmeye çalışın. Küfretmeyin, küfredenleri takip etmeyin, küfredenleri, izleyenleri takip etmeyin. Nacizane tavsiyem. Bunu normal olarak görüp de ya ben kimsenin işte gerçekten de karısına kızına bir şey yaptığım yok, bu benim dilimde olan bir şey diye söyleyenlere de inanmayın. Çünkü bu yani inanmayın derken tabii ki de öyle bir şey yapmıyorlardır ama bu bir amaca hizmet eder sonradan. Kendisi yapmıyor olabilir ama o küfrü kullanması başka bir yerde başkasının kendinde onu hak olarak görmesine neden olabilir. Dolayısıyla bunları normalize etmeyelim. Almamız gereken, dünya olarak almamız gereken, Türkiye için bahsetmiyorum, bizim daha da temel sorunlarımız var kadına şiddet konusunda. Bizim daha da çıkartmamız gereken ders olabilir ama tüm dünyada bu sorunu yenebilmemizin tek önemli noktası herkesin, erkeklerin de kadınların da eşit olduğunu kabullenip ona göre davranmaktan geçiyor. Kendimizi değiştirmekten geçiyor. Bugün Azeroth sohbetleri konusu buydu. Benim kendi düşüncelerim de bunlar arkadaşlar.
Sizlerin de eğer yorumlarınız varsa yorumlar kısmına, bu bir YouTube videosu olduğu zaman da bekliyorum. Sizden ricam, yani tek bir ricam var. Bu konularla ilgili konuşurken, tartışırken bunlar çok biraz böyle ince çizgiler. Yani bunlar biraz aslında ince çizgi demeyeyim de nasıl diyeyim, böyle ince buz üzerinde yürüyor musunuz gibi olan konular. Sizin için çok doğru olan bir şey başkası için çok yanlış olabilir. Burada bir tartışma ortamı oluşturmak asla niyetinde değiliz. Önemli olan ortada bazı sorunlar var ve bu sorunlara çözüm bulmak. Yani cinsiyetiniz, kimliğiniz, etnik kökeniniz, işte dininiz, inancınız, şuyunuz, buyunuz, ne olursa olsun. Bazı şeyler bir tarafa konur, bazı şeyler bir tarafa konur. İnsan hakları ile ilgili olarak. Önemli olan hepimizin insan hakkı ile ilgili olan konularda uzlaşma sağlayabilecek bir noktada olmamız. Dolayısıyla o tipte yorumlar yapacaksanız yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Dediğim gibi insan yaşayan, gelişen bir varlık. Ben artık neredeyse 40 yaşındayım. Benim de duygu, düşünce ve şeylerimi gençliğimden bu zamana kadar olan yaşayış biçimlerime göre yön veren şeyler oldu. Ben de kendim bu konularda daha çok geliştirmeye çalışıyorum. Kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Yaptığım bir espri birileri için kırıcı olabilir mi? Birilerine ofansif gelebilir mi? Acaba yapmış olduğum şey çok cinsiyetçi bir şey olabilir mi? Ben bunu espri olarak yapmıştım ama aslında bu alınabilir mi? Ben de bunları öğrenerek bu zamana kadar geliyorum. Ama önemli olan bizim kendi insanlığımızda bazı şeyleri kaybetmeden ilerleyebiliyor olmamız. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Eğer yorumunuzu yazdıktan sonra yorumlar kısmında göremezseniz muhtemelen bazı konularda çok çok farklı şeylere girmiş olduğunuz için silinmiş olabilir. Onu da şimdiden mazur görün. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.